Bence Erdoğan giderse felaket olur. Felç olur hayat. Helak oluruz ya. Yanarız abi ya, çatır çıtır. Son Osmanlı evladıdır kendisi. Kötü olur ya. Gidersen olur, Suriye'ye döneceğiz abi, ne olacak? Bence şu an iyi yani, beğenmiyorlar ama iyi yani. Çok güzel olur bence. Her şey düzelir diye umuyorum. Bu memleketi Türkiye yapan o adam. O yüzden Tayyip, ölümüne Tayyip. Kötü olur tabii bizim için. Erdoğan giderse gerçekten çok kötü şeyler olur ki gitmesini hiç istemiyoruz. Umarım gitmez de. Allah onu başımızdan eksik etmesin diyorum önce. Umarım gitmez. Gitmesini istemiyorum ben şahsen. Gitmez baba, o bizim babamız, arkasındayız her zaman. Yoğurt veri, peynir veri, et veri, bulgur veri. Adam bakıyor bizi, kömür veriyor. Daha ne yapacağız baba? Vallahi giderse ne olursa olsun biz artık bu her şeyi, bütün riski göze aldık. Ben razıyım. Bir de denemek lazım. Denemeden bilemeyiz. Bir gitsin bir görelim mi ne oluyor ya. Erdoğan giderse falan filan olur. Ayinlere kalır, kalleşlere kalır. Erdoğan bizim babamız, komutanımız. Allah razı olsun ondan. Bir kesimin işine yarar bu. Bir kesimin hiç işine yaramaz. Kesimin işine yarayacak insanlar da şunlar olur muhtemelen. Ülkeye faydadan çok biraz daha bunun sevmeyen insanlar gitmesini ister. Erdoğan giderse gelecek kişi önemli. Burada Erdoğan gitmesi önemli. Erdoğan yerine bir adam gelir. Çok önemli bir şey değil. Gelecek adamın bu refah seviyesini kaldırıp kaldırmaması önemli. Bu da daha geçmiş zamanlarda çok nadir görülmedi yani. O yüzden çok iyi olmaz diye düşünüyorum. Kaos olur, yokluk olur, fakirlik olur, problem olur, her şey biter diye düşünüyorum. Başka bir adam gelse bu kadar yönetemez. Potansiyel yok, kimse de yok. Aday yapamıyoruz ya ülkede. Aday yapamayacaksak biz niye varız abi? Meral Akşener mi olacak, Kılıçdaroğlu mu olacak? Bir şeyler yapalım ya. Hani ne bileyim, hani ülke için abi, ya ben insanlık için. Abi ortalık karışır be. Kötünün iyisi diyorsun yani. Odur yani. Adam şu anda o gitse şey düşünemem şu anda abi. Ben CHP'liyim ama Atatürkçüyüm abi ben. Neyse onu sorarım. Hani oymuş boymuş ama hakkını verelim abi. Ülkenin hakkını verelim. Erdoğan giderse bizim hayatımız biter. Hayatımızın sonu olur. İnsanlar bu aradığını bir daha bulamaz. Bence Erdoğan giderse felaket olur. Yani şöyle düşünün. 22 tane parti var. İçişleri Bakanlığı'na HDP'li bir tane milletvekili koyarlar. PKK'ya şey yaparlar. Derler ki tamam artık sınırlar sana açık, istediğin gibi gel asker öldür derler. Ülke iyi bir karışır. Akıllı bir insanlar şunu düşünür. Deniz Baykal bu ülkeye gelmiş geçmiş siyasetten yer yapmış ama iyi ama kötü CHP'de almış. CHP'nin gerisinden bakarsak da İsmet İnönü geldiği zaman Atatürk'ün paralardan resmini sildi. Sildikten sonra köylünün içindeki bir tane buğdaya bile göz diktim. Köylünün ineğin bokundan vergi almaya baktım. Tezekleri bile köylüye yakmaya müsaade etmedi. İnsanlar biraz araştırmaya bakarsa, tamam Atatürk'ün partisi CHP ama CHP artık Atatürk mezardan çıksa gelse Atatürk'ü var ya CHP'den kovarlar. Ama bunlar o maksatları kullanmıyorlar ki. Bunlar terörizmi, terörle şunla bunla vakit geçiriyorlar. Halbuki çıkıp da Erdoğan'ın yaptığı güzel şeyleri tasdik edip arkasında dursalar bu ülke aslında daha değişik, daha güzel, daha refah gelir. Bugün Erdoğan gittiği zaman yapılan Gülliye'ydi, yok şurasıydı, bu yerdi, adam mezara mı getirecek? İşte bu tramvaylar yapıldı, bu metrolar yapıldı, mezara mı getirdi adam? Minnet geliyor, rahat rahat biniyor tramvayına, biniyor, istediği gibi gidiyor. CHP'den kimse gelmemesi lazım abi. Çünkü neden diyeceksen, Erdoğan kötünün en iyisi. Ya her şey olur. Bence gitmemeli yani. Güzel insan, çalışıyor yani. Kaos olur. Bence bir felaket olur. Daha kötüye gideriz diye düşünüyorum ben. Yani yerine koyacağımız kimse var mı? Bu yeterli bence. Klişe bir söz var. Yani Erdoğan giderse ülke bozulur falan diye bir söz var da abi. Ama cidden öyle, biliyor musun? Kesinlikle gitmemeli. Gerçekleri yaptığını görüyoruz. Dediğini tutuyor ve yapıyor. Ondan iyi bir lider geleceğini de sanmıyorum. Atatürk'ten sonra ilk lider. Lider bulamazlar. Herkes lider olmaya çalışır. Onun için kaos olur. Düzen bozulur. Cidden çok bozulur ya. Onun gibisi gelmez diye düşünüyorum ben. Recep Tayyip Erdoğan gitse ortalık halkın tabiriyle 56 olur. Hükümetin değişmesi bence şu an için iyi bir şey değil. Çünkü her şey yerli yerinde, bu sefer tam tersi olacak. O yüzden ülkenin hali, Allah yardım etsin yani. Erdoğan giderse objektif bir şekilde cevaplamak gerekirse, özellikle genç jenerasyon, bizim jenerasyonumuz çok daha Erdoğan'dan başka bir lider görmedikleri için ve her ne kadar inkar da etseler, kuyruklar meselesini ya da özellikle 90'lı yıllardaki hastanelerin durumunu birazcık böyle alaya da alsalar, biliyoruz, ediyoruz kafasındalar ama bu devirleri tekrar sanki hiç yaşanmayacakmış gibi, bunların garantisi yokmuş gibi o şekilde bir kafadalar. Ben şöyle düşünüyorum, Erdoğan bu ülkeyi 17-18 senedir idare eden, İstanbul'da şu an bulunduğumuz şehirde de 90'lı yıllarda belediye başkanlığı yapmış bir lider. Yani 20 yıldır bu ülkenin başındaki bir insan, bu ülkeyi en iyi tanıyan insan olabilir benim için bu ülkede. Erdoğan gittiğinde onun yerine daha toy, acemi bir lider gelirse, Türkiye Cumhuriyeti gibi G20 ülkesi olan, uzay hamlesini de yapan, milli savunma sanayinde
uzay sanayinde, milli teknoloji hamlelerinde artık ön plana atılan, dünyada adını duyuran ülkelerden biri olarak Türkiye Cumhuriyeti toy bir lidere emanet edilemez şu anda ve Erdoğan bir kere daha seçileceğini hem umuyorum, hakikaten Erdoğan bu ülkeyi iyi tanıyan birisi. Bazı hataları var mı? Elbette ki var. Her liderin hatası var. Hatasız kul olmaz. Hatasız lider de olmaz. Bu ülkeyi iyi tanıyan bir insan bu ülkeyi bırakıp giderse birçok projesi, hayal ettiği projeleri, amaçladığı şeyleri, bizim 2023 hedeflerimiz var. Hepimiz biliyoruz. O 2023 hedeflerinden maazallah 2023'e yetişmeyenlerin bir kısmı çöp olacaktır. Benim en büyük korkum bu ya. Bu Türkiye'yi de ayakta tutuyor ya. Gerçekten böyle. Hani insanlar klişe görüyor da bunu. Cidden öyle. Sıkıntı olur. Reisi cumhurumuz. Çünkü ondan iyisi yok. Erdoğan giderse Türkiye'nin şaftı kayar. Çünkü Türkiye'yi 50 senedir idare edenler hep şaftını kaydırdı. Hep yabancılara peşine çekti. Bu ülkeyi sevmiyor onlar. İnşallah gitmez. Hayırlısı olur. Duamız bu. Hastaneye gittiğim zaman hastam hastanede kaldı. Vermediler. Ama şimdi hemen randevu alıyorsun. 10 gün sonra gidip muayene olup kalkıp geliyorsun. Eksik olabilir. Hatasız ancak Allah'tır. Peygamberlidir. İnsanoğlunun hatası olur. Ama hatanın telafisi kolay. İyi şeyler olmaz. Geçmişe baktığımız zaman yani özellikle bu cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'nin başına neler geldiğini, neler olduğunu falan filan. Yani o yüzden pek iyi olacağını sanmıyorum abi. Gitmemeli. Neden gitsin ki? En iyi şeyleri Recep Tayyip Erdoğan yaptı zaten. Felaket olur. CHP geleceğine ben inanmıyorum. CHP de geldiği zaman ben 75-80 yıllarını görmüş bir insan. Recep Tayyip Erdoğan 100 yılda bir gelir. Ben Kayserliyim. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum da. Bak sevmiyorum da. Ama o adamı benim bildiğim dünya görüşümce 100 yılda bir gelir. Abdülhamit gibi bir CHP'yi de gördüm. Demirel'i de gördüm. Erbakan Hoca'yı da gördüm. Erbakan Hoca'nın mesela şeyini bilmezler. Bütün emeklilere %500 zam veren insanıdır. Onun talebesidir. Doğru yolu biliyordur. Sayın Erbakan Hoca'nın deyişiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir doğrusu yok mu yani? Şu ülkeye kazandırdığı hiçbir doğru yok mu? Hep mi yani? Eli saftır, Allah yani yakar. Yazık günahtır. Ben buradan Türkiye halkına seslenirim. İlerlemesini de istiyoruz. CHP gelirse eyvah eyvah eyvah. Ama bu gençlik bilmiyor, doğrudur. 2000'den doğan çocuklar Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilmiyor, bilemez de. Ama ben onların bir abiler olarak bir acizane tavsiyem. Yazık eder ülkeye Recep Tayyip Erdoğan'ı. Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya, açılıştan açılışa koşan insan kongrelerini yapıyor. Dünya üstümüze gelirken bu insan çok şeylerinden mücadele ediyor. Arkasında da Türk halkı durmasını isterim, istiyorum da. Yani daha onun gibisi gelmez yani Türkiye'ye. Kötü olur tabii ki. Tecrübesi var. Dünyada entegre olmuş. Her yönüyle iyi olmaz tabii. Başka bir iktidar gelecek, yol yordam verene kadar zaman alır. Ne olur, memleket tekrar bir çaklam durumuna girer. O da tabii ki bedel ödenir yani.